açalım Ceren'in sesini. Hemen bir müdahale yapılıyor. Bir tarafta polis ekipleri yan taraftaydı. Tam konuşurlarken bir anda sert bir müdahale geldi avukatlara. Ve burada yine bir arbede çıktı. Eren Keskin şu anda gözaltına alınmaya çalışılıyormuş avukatlardan. Hemen bakın burada müdahale sürüyor. Tekrar bir müdahale olduğunda tabii arka taraftaki avukatlar da arkadaşlarına destek olmak için buraya geliyorlar. Ve bir anda bu arbede daha da çok büyüyor. Çevik kuvvet ekipleri şu anda Çağlayan Adliyesi'nin içerisinde. Bağlantımızda bir donma yaşadık büyük olasılıkla. Evet, geldi ses geri. Açalım bakalım. Şu anda tabii polis ekiplerinin müdahalesiyle bir yandan da görüntü vermekte de zorlanıyoruz. Bakışları üzerimizde. Yani dışarıdaki müdahalelerden içeride de basını dışarı çıkarmak istiyorlar. Tabii burada bağlantı kesiciler de var bir yandan. Donma yaşanıyor. Avukatlar şu anda bakın tekrar bir müdahale şu anda içeride sürüyor. Bakın yine avukatlar birbirine girdi şu anda. Şöyle kuvvet ekipleri barikata açık bu sefer de bu alana girmeye çalışıyorlar. Ne avukatlar geri adım atıyor, ne polis ekipleri geri adım atıyor şu anda Çağlayan Adliyesi'nde. Ve onlar dışarı çıkarmak istiyorlar. Avukatlar anayasal haklarını kullanıyor ve şu anda çıkmak istemiyorlar ancak polis ekipleri çıkmadığı takdirde de sert müdahale yapıyor. İzleyicilerimiz şu an ekranımızın hemen solunda Van'daki demokrasi yürüyüşünü görüyorsunuz ki Van Çağlayan Adliyesi'nden şu an daha sakin. Ama Çağlayan Adliyesi'nde az önce bir avukatın gözaltına alındığı bilgisini sevgili muhabirimiz bize iletti. Muhabirimiz de zorlanıyor. Bu görüntüleri alırken endişe içerisinde o da az önce aktardı. Çünkü polislerin gözü bizim de üzerimizde dedi. Adliyenin içerisinde olanları takip ederken zaten mikrofonları alınmış ellerinden. Biraz bilgi almakta ilk aşamada zorlandık ama hemen içeriden uzaktan bağlantı gerçekleştirdiler. Şu anda Çevik Kuvvet Çağlayan Adliyesi'nin içerisinde. Bakın şu dakikalarda eş zamanlı olarak Van'da demokrasi yürüyüşü var. Eş zamanlı olarak Çağlayan Adliyesi'nde hukukçular Van halkının iradesi için basın açıklaması yapmak istiyorlar. İzin verilmiyor, içeri girmek istiyorlar, izin verilmiyor. Yine eş zamanlı olarak bu arada Çağlayan Adliyesi'nin dışı da karışmış durumda sevgili izleyiciler. Biz içerideyiz. Kameramanımız dışarıda mı arkadaşlar? Kameramanımız dışarıdaysa hemen bir bağlanalım kendisine. Bir telefon açalım Çağlayan Adliyesi'nin dışında da çünkü karışıklılık hakim. Muhabirimiz içeride uzaktan bağlantıyla belki kameramanımız dışarıda olanları aktarabilir. Eş zamanlı olarak da Gazi Osman Paşa'da. Cumhuriyet Halk Partisi kazandı ama CHP'liler itiraz ediyor. Yeniden sayım kararı henüz bildirilmeden Gazi Osman Paşa'da da sandıklarda sayım başladı. CHP'liler de orada. Eş zamanlı olarak 3 noktayla ilgili bilgi veriyorum sevgili izleyiciler size. Murat'la ilgili bir bilgimiz var mı sevgili yönetmenim, kameramanımız? Dışarıdan bize görüntüleri aktarabilir mi? Dışarısı hemen getirelim ekrana. Hemen verelim çünkü dışarıda da çok sert bir müdahale söz konusu gördüğüm kadarıyla. Biraz daha sağ. Şimdi Çağlayan Adliyesi'nin dışından görüntüler sevgili izleyenler. Şu anda 3 ayrı görüntü ekrana getiriyoruz. Gözaltına alınanlar var değil mi? Otobüse bindiriliyorlar anladığım kadarıyla. Evet, ekranı sevgili yönetmenim 3'e böldü. Tabii ortada tüm zorlukları göze alarak muhabirimiz Ceren Ural Çağlayan Adliyesi'nin içerisinden görüntüleri size aktarıyor. Uzaktan bağlantıyla aktarıyor. Arada kopmalar yaşanabiliyor dışarıdan. Kameramanımız Murat Erkmen, gözaltına alınanlar var. Gözaltına alınanlar bir otobüse bindiriliyor. Onun görüntülerini aktarıyor hemen ekranın sağ tarafında. Ve en soluna baktığımızda da ekranın Van'dan demokrasi yürüyüşünden, DEM Parti'nin eş genel başkanlarının demokrasi yürüyüşünden ortaya hemen açalım sevgili yönetmenim. Ceren'in görüntülerinin sesini açalım. Şu anda tekrar müdahaleler devam ediyor. Avukatlar gözaltına
alınmak isteniyor. Burada bir tane çıkarmaya çalışılıyor. Dur. Şu an müdahaleler devam ediyor bir yandan da. Şimdi tabii bu süreçte biz de arada kalıyoruz. Kusura bakmayın diyelim. Şimdi ben şöyle yavaş yavaş çıkalım. Avukatlar bir yandan dışarı çıkmak istemiyorlar. Avukatlar gözaltına alınmak isteniyor. Bakın burada bir anda tutup hadi gel diyerek avukatları almaya çalışıyorlar. Osman Paşa'da da gerilim var galiba. Eğer ekiplerimiz ayrılmadıysa onu... İstanbul Çağlayan'dan sevgili izleyenler, Adalet Sarayı'nın içerisinden zaman zaman muhabirimiz Ceren Ural'ın sesini size aktarabiliyoruz. Bu görüntüleri ulaştırmak için uzaktan bağlantıyla adliyenin içerisinde avukatlar ve çevik kuvvet karşı karşıya. Dışarıya çıkarılmak isteniyor avukatlar ama direniyor avukatlar. Tekrar Ceren'in sesine de bakalım ara ara. Hemen sağda gördüğünüz görüntüleri kameramanımız Murat Erkmen Çağlayan Adliyesi'nin dışından aktarıyor. Gözaltılar var sevgili izleyenler. Polis aracına bindiriliyor gözaltına alınanlar. Bakın gördüğünüz gibi aslında basının görüntü alması da istenmiyor. Murat'ın sesini açabiliyor muyuz sevgili yönetmenim? En sağdan Çağlayan Adliyesi'nin dışından görüntülerin sesini açtık sevgili izleyicilerimiz. Sürüklenerek gözaltına alınıp otobüse bindirilmeye çalışılıyor hukukçular. Oysa ki en başta sadece bir basın açıklaması yapmak istemişlerdi Çağlayan Adliyesi'nin önünde. Polisle müzakere sonucu izin çıkmadı. Hukukçular engellendiler. Çevik kuvvet orada, polis orada. Adliyenin içerisi hareketli, adliyenin dışarısında da gördüğünüz gibi gözaltı işlemleri sürüyor. Bakın eş zamanlı olarak sevgili izleyicilerimiz. Şimdi tam ekranda gördüğünüz görüntüler Çağlayan Adliyesi'nin dışı. Ortadaki görüntüler adliyenin içi. Onun da sesini açalım hemen. Bağlantımız dondu galiba. Biraz sonra Ceren tekrar sağlıklı bağlanacaktır. Adliyenin içinden de dışarıya çıkarılmaya çalışılıyor hukukçular. Ki çevik kuvvet Çağlayan Adliyesi'nin içerisinde sevgili izleyicilerimiz. Eş zamanlı olarak Van'da demokrasi yürüyüşü yapılıyor. O yürüyüş biraz daha sakindi Çağlayan Adliyesi'nin içerisine göre. Ekranı dörde bölmemiz mümkün mü sevgili yönetmenim? Elimizde hangi görüntüler varsa verebilmemiz. Bir de Gazi Osman Paşa hareketli sevgili izleyicilerimiz. Bir de Gazi Osman Paşa hareketli. Çağlayan Adliyesi'nin içerisinden görüntülerimiz geliyorsa onu da yansıtalım. Ne kadar görüntü sunabiliyorsak izleyicilerimize. Evet, Çağlayan Adliyesi'nin içerisinden Ceren'in görüntülerinden canlı varsa eğer onu da aktaralım. Adliyenin dışarısında gözaltılar var. Adliyenin içerisinde sert müdahale var. Çevik kuvvet Çağlayan Adliyesi'nin içerisinde. Gazi Osman Paşa'da hareketlilik var sevgili izleyenler. Gazi Osman Paşa'da AKP yeniden sayım istedi. Ve karar henüz çıkmamasına rağmen sabah 3 numaralı sandığın açıldığını CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay az önce açıkladı. Gazi Osman Paşa'da da şu dakikalarda arbede var. Ekibimizden hemen görüntü bekliyorum ekranımıza yansıtmak için. Gazi Osman Paşa'da da halk iradesine sahip çıkmak istiyor. Van'da öyle gördüğünüz gibi hukukçular adalet çağrısında bulunuyor. Soldaki görüntüler Gazi Osman Paşa'dan mı, Van'dan mı arkadaşlar? Van'dan, Van'daki protestodan da sesler yükseliyor. Biraz Van'daki protestonun sesini açalım. Hepsini tek tek ekrana taşıyalım.